ben bunları grupladım. Ve sonra daha enteresan bir şekilde gruplarken de bu eserlerin normal giyim kuşam deseninden çok kitap tesibe yakın olduğunu gördüm. Hazreti Muhammed'in fiziki özellikleriyle ilgili Hilye-i Şerif olduğunu gördüm. Hilye-i Şerif'te işte Hazreti Muhammed'in teni hep güle benzetilir ya, böyle şeyi terler işte gül yanağına şey oldu diye. Onun için de hatta İslamiyet'te gül çok önemlidir. Lale çok önemlidir çünkü şöyle uzayan yaprakları giderken Allah harflerine verdiği düşünülür. Bu şekilde bu çiçeklerin Hazreti Muhammed'i niteleyen bazı özellikleri var. Saray dokumacıları dokumayı yapar verilen desenlere göre. Ondan sonra terziye geçer ve ondan sonra da padişaha teslim edilir. Koç burcunda doğmuş, onun özelliklerini vererek, bildirerek şu zamanda başladı, şu zamanda bitti diye kitabesinden anlıyoruz. Gömleğin sonra, üzerinde yazıyor değil mi hocam bu? Gömleğin üzerinde yazıyor. Delikli bir kumaş, üstüne yazılamaz. Onun için aynen kağıt muamelesi görüyor ve aherleniyor. Destimal denen örtüler önce pamuklu tülbent kumaşlara basılır. Bunlar ahşap ıhlamur ağacından yapılmış kalıplardır. Anilin boyasıyla bunlar basılır, daha sonra yıkanır ve kurutulur. Daha sonra gül suyuyla tekrar yıkanıp kurutulduktan sonra hırkayı saadetin üstünde belli bir zaman bekletilir. Seyyah'ın Gizemli Defteri'nde bugün Çamlıca Camii bünyesinde kurulan İslam Medeniyetleri Müzesi'ndeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Hülya Tezcan. Hülya Hocam, tılsımlı gömlekleri müzenin depolarından çıkarıp gün ışığına kavuşturan kişi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, ben en çok gömlekleri ilk kez gördüğünüz zaman ne hissettiğinizi merak ediyorum. Daha önce böyle gömleklerin varlığından haberdar mıydınız? İlk karşılaşmanız nasıl oldu efendim? Evet, benim Topkapı Sarayı'nda çok uzun bir geçmişim var. Oradan emekli oldum. Tabii ki ilk geldiğim zaman bu koleksiyonda ne var ne yok diye baktım. Bu gömleklerin de mevcudiyetini biliyordum. Ama işim çok ağırdı. Çünkü misafir gelen araştırmacılarla ilgileniyordum. Günlük müzenin işleri vardı, sergiler oluyordu. Dolayısıyla bu yoğun tempoda kendi araştırmalarım, başka araştırmalarım vardı. Bunları hep bakıp bakıp neredeyse korkuyordum. Ay, bunlar çok güzel şeyler, bunların içine girersem çıkamam diye düşünüyordum hep. Nasıl tanıştığımı isterseniz size anlatayım. Tıp tarihi kongresi oluyordu. Alternatif tıptı konuları. Yani ilaçların yanında bir de böyle halkın inançlarıyla iyileştirebilecekleri bir şeyler olur mu falan gibilerden. Geldiler, dediler ki sizin tılsımlı gömlekler için bize sarayda bir sergi yapar mısınız? Hangi yıldan bahsediyoruz hocam? Vallahi herhalde 1990'lar falan olmalı. Ben size bir vitrin hazırlayabileceğim ancak. Birini boşaltacağım vitrini, oraya koyacağım. Ben anladığım kadarı ile sadece desenleri biliyorum. O da çok büyük bir şansmış. Hani hangi dönemde hangi desen kullanılmış ne olabilir tarihlerine göre. Yani sembollerle ilginiz vardı o zamandan da. Tabii tabii. Çünkü padişah elbiselerinin başında olmak kolay bir iş değildi. Siz genel olarak saraydaki bütün tekstil ürünlerinden mi sorumluydunuz sadece hocam? Sadece kaftanlardan ve dini kumaşlardan sorumluydum. Ama tabii mefruşat falan da vardı. O mefruşat falan, o her yerin köşkler vardı. Mesela köşklerin mefruşatı köşk şefine aitti. Sayıları da çok fazla. Yani 100'e yakındı. Bir kısmı tabii çok eski olduğu için dikişlerinden falan sökülmüş bohçalar içinde muhafaza ediliyordu.
Hocam o güne kadar hiç sergilenmemişti ama değil mi? Hayır, hiç sergilenmemiş ama Orhan Şaik Gökyay hocamız, o şeydir, büyük bir edebiyatçı hocamız, sarayın o zamanki müdürüyle gelip gördüğü zaman onun ilgisini çekmiş ve bir makale yayınlamış. O makale bizim için çok yol gösterici oldu. Bu sadece işte 3-5 tanesini yazmış. Bir de bir takım kaynaklar vermiş. İşte o yönlendirdiği kaynaklara doğru gidip oradan hareket ettik. Çok faydalı oldu dediğim gibi. Sonra oturdum, ben bunları grupladım. Ve sonra daha enteresan bir şekilde gruplarken de bu eserlerin normal giyim kuşam deseninden çok kitap tesibe yakın olduğunu gördüm. Yani bir Kur'an sayfasını açtığınız zaman veyahut bir sancak Kur'an'ı vardı, hatta kitabımızda da onu koyduk. Birebir aynısı. Kur'an sayfalarında tığlar vardır, sayfa onunla çerçeve içine alınır. Burada da aynı şeyleri görüyorsunuz. Önemli semboller var. Şimdi bu sembolleri ilk bakışta anlayamıyorsunuz. Ama giderek tabii içinde neler olduğunu yavaş yavaş sökmeye başladık. Bunlardan bir kere en önemlisi şu gördüğümüz gömlek. Onun üstünde nübüvvet mührü vardı. Nübüvvet mührü, peygamberlik mührü. Hazreti Muhammed'in iki küreğinin arasında böyle badem şeklinde bir den olduğu söylenir ve bu benim de işte peygamberliğe alamet olduğunu öğreniyoruz. Onunla ilgili bunu önce tanımıyordum, ben bilmiyordum yani, okuyarak araştırarak öğrendik ve bunun gömleğin üstünde yer aldığını gördüm. Şaşırdınız tabii ki. Tabii ki çok şaşırdım. Tabii ki. Sonra da Hazreti Muhammed'in fiziki özellikleriyle ilgili Hilye-i Şerif olduğunu gördüm. Hilye-i Şerif'te işte Hazreti Muhammed'in teni hep güle benzetilir ya, böyle şeyi terler işte gül yanağına şey oldu diye. Onun için de hatta İslamiyet'te gül çok önemlidir. Lale çok önemlidir çünkü şöyle uzayan yaprakları giderken Allah işaretini, isim harflerini verdiği düşünülür. Bu şekilde bu çiçeklerin Hazreti Muhammed'i niteleyen bazı özellikleri var. Onların da yazı ile yazılmış olduğunu gördük. Tabii bu fevkalade önemli bir şey. Daha sonra neler var? Ayaklar. Ayaklar bütün şeyde, mesela Budizm'de de kutsal sayılıyor. Bereket sembolü aslında. Çıplak ayakları tılsımlı gömleklerin içine konulmuş. Bayağı parmaklar, tırnaklar böyle şey şekilde, çok net olmayan, düzgün olmayan ama kalın hatlarıyla belli. Bunları gördük. Hem de Nalini Şerif diye ayakkabılarını da, nalınlarını da gömleklerin üstünde görmüş olduk. Bütün bu semboller bu gömleklerin üstünde birikmiş. İlk gömleklerde bunlar yok. Yani ilk gömlek derken koleksiyonun ilk gömleği Cem Sultan için hazırlanmıştır. 3 yılda tamamlandığı bilinir. İşte 1479-1481 yılları arasında yapıldığı söylenir. Herhalde o kardeşi Bayezid'le taht kavgaları vardı. O sırada onu sevenler tarafından hazırlatılmış olmalı. Yapılan iş saray işi. Bu gömleklerin böyle bir özelliği var. Bunun yapımında çalışan bütün kişiler saray mensubu. Yapılmasına başlanırken bu da gene Cem Sultan'ın gömleğinden öğrendiğimiz bilgiler. Saray işi derken mesela haremde cariyeler, hanımlar mı işliyor? Özel yapıldığı bir bölüm mü var?
Ehli Hıref var. Sarayda sanatkarlar var. Ehli Hıref önce nakkaşlarla başlar. Sonra her konuda padişahın işte iç giyimini hazırlayanlar, kaftanlarını dikenler, çizmelerini yapanlar, müze düzan deniyor buna. Velhasıl sarayda yapılacak bütün işler o ustaların elinden çıkar. Önce nakkaşlar desenleri hazırlar. Ondan sonra mesela kıyafetler için söylüyorum ben. Sonra dokumacılara gider. Saray dokumacıları dokumayı yapar. Verilen desenlere göre. Ondan sonra terziye geçer. Ve ondan sonra da padişaha teslim edilir. Vitrinde dikkatimi çekiyor. Upuzun bir pamuklu dokuma sanırım. Onun üzerine yazılmış dualar var. Dikilip gömlek haline getirildikten sonra mı? Şurada gördüğümüz Süleyman'ın mührü göğüs kısmına getirilmiş evet, mesela. Evet, güzel bir soru ama değil. Çünkü ben bunun yapılış aşamasını gene Cem'in gömleğine bakarak söylemek istiyorum. Önce Eşref Saat tespit ediliyor. Eşref saat tam olarak nedir hocam? Eşref saat bir insanın gün içinde en iyi olduğu zaman, en güçlü, en neşeli, en sağlıklı olduğu zamandır. Beynin tamamen açık ve sağlıklı çalıştığı zamandır. Bunu kim belirliyor? Müneccim başı belirliyor ama bu da bir ilim adamı. Yani sarayın maaşla çalışan müneccimleri var. Bugünün astrolog gibi işlem de yapıyorlar ama çok ciddi çalışan insanlar ve gerçekten kitabe kısmında Cem'in doğduğu burç Koç burcunda doğmuş onun özelliklerini vererek bildirerek şu zamanda başladı şu zamanda bitti diye kitabesinden anlıyoruz. Gömleğin sonra, üzerinde yazıyor değil mi hocam bu? Gömleğin üzerinde yazıyor. Ne için yapılıyor bu gömlek? Bir amacı var. Hasta mı? Ruh sağlığı mı bozulmuş? Bir sıkıntısı mı var? Aşka mı düşmüş? Gönül şeyi mi çekiyor? Bunlar nazar mı değmiş? Ne olmuşsa bunlara göre dualar seçiliyor. Duaları seçenler de kimler? O zamanın din adamları ve derin din bilginleri. Onlar seçiyorlar ve yazılacak bu. Yazarken kim yazacak? Gene devrin en ünlü hattatı kimse o yazacak. Şimdi bütün bunlar parçalar halinde yapılıyor. Yazılar yazılıyor din adamları ve hattatlar tarafından. Sonra terzihaneye gidiyor ve birleştiriliyor. Ve sonunda padişaha takdim ediliyor. Hocam anlattıklarınızdan iki türlü kullanılmış diye bir yorum oluştu bende. Bir önleyici olarak, iki tedavi edici olarak hastalık ortaya çıktıktan sonra ya da dert. Tabii hangisi durum neyi icap ettiriyorsa o şekilde kullanılıyor. Hocam peki ilk Cem Sultan'la başladı dediniz. Dünyada mı ilk Cem Sultan'la başladı? Bu gömleklerin geçmişi var mı? Çünkü Çin'den bazı tılsımların kullanıldığından tabii, da bahsettiniz. Tabii Çin'de kullanılıyor. İlk olarak Çin'de başlamış yantra denilen hatta o devirden kalma defterler var. Böyle ince uzun ben bir tanesini görmüştüm. İçinde şekiller var neyin neye iyi geleceğini gösteren. Ama bu tabii kültürden kültüre değişiyor. Sadece şeyde değil, İslamiyet'te değil başka kültürlerde de mesela bu da Budizm inancında orada da var. Hindistan'da tekrar onlar da yapmışlar. Yunanistan'da var. Herkes kendi inancına göre neye inanıyorsa, neyin iyi geldiğini düşünüyorsa o sembolleri ve yazıları gömleklerin üstüne yazıyor. Bizimkiler şuraya baksanıza kitap sanatı gibi evet. Ne kadar düzgün, ne kadar mükemmel. Şimdi halk arasında da yapılıyor. Ben kitabın arka tarafına onlardan da koydum. Siz
sizin yine konuşmalarınızdan, kitaplarınızdan Nurbanu Sultan zamanında da özellikle bu amaçla bir gömlek yaptırıldığını okumuştum ben. Evet, evet. O da tabii çok ilginç bir hikayesi var. Şimdi biraz hayatın başına gelip söylemek istiyorum. Şimdi çocuklar sarayda, erkek çocuklar 7-8 yaşından itibaren annesiyle beraber sancağa gönderilir. Bunun amacı da çocuğun orada padişah gibi yetişebilmesini sağlamak. Bir nevi staj yapıyor. Bir nevi staj ama tabii çocuk çok küçük olduğu için hani kararları vermekte zorlanacağı için yanına da bir akil adam koyarlar. Buna da lala denirdi. Anneleri de haremiyle ilgili çocukların. Çocuklar belli yaşa geldikten sonra onlara işte cariyelerden takdim oluyor. Oradayken annesiyle Nurbanu Sultan'la 3. Murat çok yakın anne oğul ilişkisi var. Ve oradayken iki tane eşi var. İşte orada Safiye Sultan'la beraber. Çok mutlu. Orada iki tane çocuğu oluyor. Erkek çocuk. Ve sonra padişah olma zamanı gelince cülus etmek için annesini de alıyor. Hareminden beraber oraya gidiyor. Saraya yerleşiyor. Fakat saraydaki en büyük arzu hanedanın devam edebilmesi için çok daha veliaht fazla lazım. Sayıda veliaht lazım. Tarih kitaplarına, kaynaklara işte Safiye Sultan'dan şeyin Nurbanu'nun geçinemediği, işte kıskançlık olduğu falan filan yazılı. Ki aynı kökenden geliyorlar. İkisi de İtalyan sanırım. Valide Sultan kendisi için ayrılan başka bir köşke gidiyor. Orada yaşamaya başlıyor. 3. Murat da annesini ziyarete köşke gidiyor. O sırada Nurbanu Hanım Sultan hazırlatmış, bir gömlek hazırlatmış oğluna. Ve bu gömleği ona hediye ediyor. Altında da kağıt etiketi vardır, döneminde yapılmış. Bu gömlek işte kendisine verilmiştir diye. Zaman çok enteresan. İşte 1581 tarihi galiba. Padişah alıyor bunu, üstüne giyiyor. Ve tabii ki çok enteresan bir şekilde bir sürü çocuğu olmaya başlıyor. Bir kısmını Nurbanu Sultan görüyor. Gömleği verdikten bir sene sonra hanım ölüyor Nurbanu Sultan. Ama işler devam ediyor. Şimdi dilek yerine gelmiş, amaca ulaşılmış ama sonu çok hazin olmuş. Belki çünkü iradeye müdahale etmenin bedeli mi diyelim hocam? İşte biraz ne bileyim Allah'ın işine karışmayacaksın gibi bir inanç vardır, bir söz vardır bizde. İşte karışmayacaksın yani olduğu kadar. Sonuçta padişahın da işte vakti geliyor, vakti saat, ölüm vakti. 19 tane çocuk bırakıyor arkada. Erkek çocuklar yani 1 yaşındaki çocuklar bile öldürülüyor. Bu çok hazin şehzade katliamı. İşte ondan sonra bir takım kararlar alınıyor ki şehzadeler bir daha sancağa gitmeyecek. Bizim gözetimimiz altında sarayda kafes hayatı başlıyor. Hocam Cem Sultan'a faydası olmamış. Olmamış. Bakın çok güzel bir soruyu sordunuz. Gömlek hiç eline ulaşamamış. Gömleğin yakası bile açılmamış. Kapalı. Bu sebeple acaba etki edecek miydi onu bilemiyoruz. Hocam Cem Sultan'ın gömleğini hiç giyemediğini söylediniz. Peki bu gömlekler işlemeyle değil de kalemle yazılarak yapıldığı için giyildiğinde nasıl yıkanıyordu, yıkanabiliyor muydu, ne yapılıyordu? Maalesef yıkanamıyor. Giyilenler belli zaten. Vücut teri sinmiş izler var üstünde. Bir kısmı, büyük bir kısmı hazır bekletiliyor. Zaten o sarayın adetidir. Mesela bebek elbiselerine bakarsınız. Yani 0-1 yaş arası yeni çok çocuk doğduğu için böyle bir zıbınlar bekler çocuklar için. Bu da aynı mantalitede yapılmış, düşünülmüş olsa gerek. Şeyleri tabii bunun dışında tutuyorum. Çünkü 7-8 tane kadar gömleğin sahipli. Padişah adına yapılmış sahipleri var. Ama diğerlerinde isim göremedik. Veyahut bizim bir öğrencimiz bunlardan tekrar
şey yaptı, bir yüksek lisans tezi yaptı ve kendisi de bu din ilimlerini iyi bilen bir çocuk. Dedi ki bir insana duanın tesir edebilmesi için o yapılan kişinin isminin muhakkak içeride bir yerde geçmesi lazım dedi. Bu da bana çok mantıklı geliyor. Fakat ben işte dediğim gibi kitabe halinde değildi, içerideki olanlardan bir tespit yapamadım. Bu bir gerçek. Kumaşları bayağı pamuklu ama bunun içinde çok nadir olarak bir tane ipekli var, bir tane sof kumaş var. İki tane ipekli diyelim. Birisi sarı renkli, birisi de nohut pembesi renginde. Üzerine yazılan yazılar bu Amerikan bezi veyahut işte pamuklu dediğimiz patiska bezi. İncecik gözenekleri var. Atkı çözgüler böyle dokumanın şeyinde iğne batacak kadar. Evet. Delikli bir kumaş. Üstüne yazılamaz. Onun için aynen kağıt muamelesi görüyor ve aherleniyor. İşte yumurta akıyla içine başka bir malzeme katılıp bütün yüzeyi kaygan hale getiriyor. Ve o da dolayısıyla mürekkebi içine almıyor. Kullanılan mürekkep dersek daha çok büyük Selatin camilerde böyle şeyler, kandiller yanar ya, onların içinde süzülen isler vardır. İs odaları vardır. Mimar Sinan'ı da çok yaptığı için atfedilir. Evet. Aynı şekilde burada bunlar biriktirilir ve onlar kullanılır. Çünkü ne kadar çok üstüne dua edilmiş olursa o kadar değeri artıyordu bunların. Ve biz buna inanıyoruz ki siyah mürekkep olarak gördüğümüz şeyler is mürekkebiyle yapılmıştır. Ama bunun yanında kullanılan diğer renkler, altın yaldız var mesela. Altın yaldız girdi mi işin içine o eserin değeri birdenbire yükselir. Çin'de de bu böyledir. Hiçbir normal evde çinili altın yaldızlı göremezsiniz. Ama sarayda özellikle erken dönemlerde, yani 15. yüzyılda falan mutlaka çinilerde de yaldız kullanılmıştır. Bizim bu tılsımlı gömleklerin çoğu da yaldız kullanılmıştır. Bu bakımdan değerlidir. Hocam, is odalarında toplanan mürekkep genelde Surre alaylarıyla Hicaz'a gönderilip hani hacı da olup tekrar geri getirilir denir ya. Evet. Hatta kervan başındaki develerin boynuna takılır ve orada o muhafaza içinde yol boyu salınır, iyice suyla karışır, hatta zemzemle karışır, yağla karışır ve hacı olmuş olarak gelir denir. Acaba burada da Surre alayıyla gidip dönen mürekkeplerden kullanılmış mı, bir bilgi var mı bu konuda? Bu konuda bir bilgi yok. Yalnız genel bir bilgi olarak bunu gördüm, öğrendim. Ama çok mantıklı söylediğiniz, gelmiş kullanılmış olabilir. Hocam, siz özellikle tekstilde ve pamukluda, kumaşta, sarayda kullanılan bu mefruşatta uzman olduğunuz için şu an aklıma gelen bir soruyu da sormak istiyorum. Osmanlı özellikle çinilerde solmayan boyalar yapmakla mahirdi ve çoğunu bugün hala keşfedemiyoruz, bulamıyoruz. 500 senedir rengini, parlaklığını yitirmemiş boyalar var. Acaba kumaşlarda kullanmak için de bu tip boyalar yapmak mümkün değil miydi? Tabii ki kullanıyorlardı. Yani Fatih 1502 kanunlarını çıkarırken, sanayi kanunları bunlar, esnafın uyması gereken standartlar nelerdir onları yazmıştır, yazdırmıştır daha doğrusu. Kırmızının nasıl elde edildiği, çünkü kırmızı ana renk, görüyorsunuz her yerde var. Ve bunların kök boya olması, ama kırmızıların lak böceğinin kabuklarından dövülerek elde edildiğini biliyoruz. Deniz şeylerinden, hayvanlarının işte kabuklularının kabuğunu ezilerek yapıldığını, onları biliyoruz. Mavi rengin kobaltla yapıldığını biliyoruz. Bir de indigo dediğimiz bitki var. Ülkemizde bol miktarda yetişen ve mavi rengi oradan alıyoruz. Bütün kök boyalar zaten buna haslık diyoruz. Renk haslığını veren bu şey boyalardır. O zaman tasımlı gömlekleri hocam niye yıkanmıyor da çuar çuar yapıyorlar? Akıyor. Akar. Çünkü mürekkep. Tek renk olmadığı ve ince olduğu için tabii akar.
Şurada mesela sergide bir tane boylu boyunca bir top kumaşın üzerine yazılmış görüyoruz. Bu da gömlek için mi üretilmiş, başka bir amacı mı var Yok, acaba? Yok, gömleğin şeyleri başkadır. Yani önü başka, arkası başka. Kupon olarak hazırlanır desenleriyle birlikte, sonra birleştirilir. Bu devam eden bir yazı. Muhtemelen belki padişahların oturdukları geniş uzun sedirlerin örtüsünün altına konulabilir nazar değmesin diye. O tür şeyler mümkün. Ama sancaklar da var mesela. Sancak yapımında kullanılmış olabilir. Bir sancağımız var öyle koleksiyonda muhafaza edilen. Ama bundan kesilip de şey yapılmıyor. Peki hocam, üzerinde gömlek olduğu halde savaşta yaralandığını bildiğimiz, komutanlık da yapmış bir padişahımız ya da paşamız var mı? Öyle bir şey bilemiyoruz ama Viyana kuşatması sırasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın gittiği ve komutanlık ettiği şeyde yenilmişiz biliyorsunuz. Onun da gömleği var ve o gömlek de Viyana'daki müzelerden birinde bulunuyor. Ki o yenilgi canına mal olmuştu. Canına mal oldu. Demek ki her zaman denk düşmüyor. Hocam, şu anda bu gömleklerimizin bir kısmı Çamlıca Camii bünyesindeki İslam Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Evet. Türkiye'de başka sergilendiği bir yer var mı acaba? Yok. Çünkü ben Anadolu'nun başka yerinde bulunan gömleklerin halk tipi gömlek olduğuna inanıyorum. Tabii halk şeyini kullandığı için sergilenebilir belki, ama çok kargacık burgacık yazılar, pek çok örnek gördüm. Hani bir tane iki tane varsa konulmuştur etnografik müzelerde, ama bunlar gördüğünüz gibi sanat eseri. Peki hocam, özellikle müzecilik yıllarınızda ya da bu konuda eser verdikten sonra yurt dışından size ulaşıp da bu konuda bilgi almak isteyen üniversiteler ya da şahıslar oldu mu? Olmaz mı? Hem de bakın, şimdi çok güzel bir şey var. Çocuklarımız yurt dışına gidiyor, orada yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar falan. Onlar aslında bizim kültür elçilerimiz ve tabii ki bir hoca danışmanlığında yapıyorlar bunu. Bana hocaları telefon ediyor. Hocaları yazıyor, mümkünse bizim çocuğumuza, işte öğrencimize yardım edin falan diye. Böyle 3-4 şey oldu. Bu gömlekler depolarda ya da kullanıldığı dönemde nasıl muhafaza ediliyordu? Sarayın çok güzel, eskiden öğrendiğimize göre büyük sandıklar varmış. O sandıkların içinde, bohçalar içinde yerleştiriliyor ve o şekilde kullanılıyor. Bir de sandal ağacından yapılması gerekiyor. Çünkü sandal ağacı böceklenmeyi önlüyor. Onun yaydığı bir koku var. Onu o şekilde biliyoruz. Ama bohça içinde mutlaka var. Sonra da son dönem, yani 1800'lü yılların sonuna doğru sarayda çalışan görevlilerin bu elbiselerin temizliğini yaptık. Her sene olduğu gibi bu sene de işte biraz havalandırıyorlar anladığım kadarıyla. Tozunu filan böyle şey yapıyorlar. Gün ışığına şey yapmadan gölgede bekletiyorlar, havalandırıyorlar. Sonra tekrar aynı şekilde bohçalayıp yerine koyuyorlar. Belki bohçaları değişiyor, yenileniyor. Etiketi de koyuyorlar üstüne. Bu şekilde etiketli şeylerimiz var. Peki müzede nasıl korunuyor hocam? Şu anda arkada mesela havasız bir platformda saklandığını görüyoruz, ama burada bozulmaması için yüzyıllardır korunan bu nadide eserlerin özgünlüğünü de sağlamlığını da koruması için ne gibi önlemler alınıyor? Bu şey, vitrinlerin içinde iklimlendirme yapılıyor. Bizi en çok korkutan rutubettir, tozdur. Ama burada gördüğüm kadarıyla bu önlem alınmış. Öyle bir sıkıntı yok. Biz sarayda da oradayken saraydaki rutubetin önüne geçilmişti. Yani ben geldiğim zaman da, benim zamanımda değil,
benden önce o sistem kurulmuştu. Rutubet ve ısı tamdı. Rutubetin %57 ile 60 arasında olması gerekiyor. Isının da 20 derecede sabit kalması öngörülüyor. Bunlar vardı ama rutubet dediğimiz zaman rutubeti alan aletlerimiz vardı. Şöyle kocaman kocaman büyük. Onlar her gün su toplardı ve o sular dökülürdü. Böyle de bir işimiz vardı. O bakımdan sarayın deposu sağlıklıydı. Hocam vaktiyle sizin saraydan gün yüzüne çıkardığınız bu gömlekler şu anda Çamlıca'da müzede sergileniyor. Ama sizin birlikte çalışma arkadaşınız olan ve vaktiyle öğrenciniz de olan Nezih Ertuğ Bey'e emanet olduğu için sanırım evet, gönlünüzde bir hayli rahat. Çok rahat çünkü gerçekten Nezih Bey'le biz uzun yıllar birlikte çalıştık. Müzeciliği de iyi bilir. Bir de başka bir şey daha var. Onun esas bildiği şey konservasyon. Yani eserlerin nasıl korunması gerektiğini biliyor. Çünkü oradan yetişti. Kaynağı o. O bakımdan gerçekten içim rahat. Çok teşekkürler hocam. Caydı. İlminize bereket. Çamlıca Camii İslam Medeniyetleri Müzesi Müdürü Nezih Ertuğ Hocam'la tılsımlı gömleklerin buraya nasıl intikal ettiğini ve teslimat törenlerini konuşuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Aslında olun, biz de hoş geldik. Ederim. Muhteşem olun, bir müze burası. Olun. Size öncelikle tılsımlı gömleklerin müzenize nasıl intikal ettiğini sorabilir miyim? Şimdi özellikle tılsımlı gömlekler Topkapı Sarayı'nda padişah elbiseleri ve kaftanlar bölümünde bulunuyordu. Bizim müzede sergilediğimiz eserler daha önce depolarda bulunan ve hiç ziyaretçiyle buluşmamış. Yani daha önce hiç sergilenmemiş eserler. Böyle bir müze açılışında depolarda bulunan eserleri getirdik. Burada halkımızla buluşturuyoruz. Ziyaretçilerimiz de çok olumlu tepki veriyor. Özellikle Çamlıca Camisi tabii çok büyük bir külliye. Camimizin altında böyle bir müzeyle külliye tamamlanmış oldu. Halkımız da tabii bu eserlere ilgisiz kalmadı. Özellikle kutsal emanetlerin olduğu bölümler, Ramazan-ı Şerif başta olmak üzere. Sonrasında da halkımız tarafından teveccühle ziyarete kabul oldu ve insanlar buraya akın akın gelip ziyaret ediyorlar. Hocam tılsımlı gömleklerin gerçekte kökeninin günümüzden binlerce yıl önceye Yusuf Peygamber'e kadar uzandığı söylenir. Bu konuyu bize açıklar mısınız lütfen? Şimdi tabii tılsımlı gömleklerin hikayeleri çok eski. Yani eski medeniyetlerde de yapılmış, kullanılmış. Burada özellikle biz tılsımlı gömleklerle birlikte destimal örtülerini de içine katıp anlatacağız. Şimdi özellikle destimallerde yazılan beyitlerde en alt kısımda Hazreti Yusuf misali diye bir beyit geçer. Destimal nedir hocam tam destimal olarak? Destimal şöyle bir şey, kutsal emanetlerde tabii bizim için hırka-i saadet çok önemli. Peygamber Efendimizin iki adet hırkası var. Birisi hırka-i şerif, bir tanesi de hırka-i saadet. Hırka-i saadet Topkapı Sarayı Hasoda'da kutsal emanetler bölümünde saklanıyor. Özellikle Osmanlı döneminde Ramazan-ı Şerif'in 15'inde bir tören yapılır. Bu törende hırka-i saadet ziyarete açılır. Tabii bu ziyarete açılmadan önce bunun background'unda ciddi bir çalışma vardır. Destimal denen örtüler önce pamuklu tülbent kumaşlara basılır. Bunlar ahşap ıhlamur ağacından yapılmış kalıplardır. Anilin boyasıyla bunlar basılır, daha sonra yıkanır ve kurutulur. Daha sonra gül suyuyla tekrar yıkanıp kurutulduktan sonra hırka-i saadetin üstünde belli bir zaman bekletilir. Yani bu dağıtılan destimal örtüleri aslında direkt hırka-i saadete temas etmiş örtülerdir.
Kimin nezaretinde dağıtılır ve bu tören nasıl gerçekleştirilir hocam? Bu törenin başlangıcı şöyle başlar. Önce protokol belirlenir. Protokolde o gün kimler ziyarete katılacaksa onların hepsine tek tek davetiye gönderilir. Tabii bu davetiye devletin hiyerarşik düzenine göre yapılır. Ve tamamen bu töreni padişah yönetir. Padişah hırkayı saadeti açar ve ilk ziyareti kendisi yaptırır. Bu arada ziyaretin hatırına, ziyarete binaen hırkayı saadetin üstünde bekletilmiş destimal örtüleri gelenlere o günün anlam ve önemine binaen hediye edilir. İlk Yavuz Sultan Selim'le mi başladı yoksa daha sonraya mı tarihleniyor bu tören hocam? Muhtemelen daha sonraki dönemlerde kurumsallaşmış. Yani baktığınız zaman artık Enderun'da böyle bir bölüm var. Enderun mensuplarından olan hizmetliler bu destimal örtülerinin basılmasına, yıkanmasına, hırka-i saadetin üstüne konmasına ve ziyaretin başlamasına kadar hep burada hizmet ediyorlar. Ne güzel, onların en değerli eşyası olur sanırım bu hediye. Ömür boyu gözleri gibi bakar, en yakınlarını taşırlar. Şöyle bir şey var, hatta öldükleri zaman vasiyeti gereği çoğu insan işte çenesinin bağlanmasında bu destimal örtüleri kullanılıyor. Genellikle destimal örtülerinde tarih olmuyor. Yani o günün hani hangi Ramazan'ında olduğuna dair bir tarih yok ama bizim Milli Saraylar koleksiyonunda özellikle Abdülhamit Han'ın bohçasından çıkan bir tane tarihli destimal örtüsü var mesela. Tek tarihli. Yani tek tarihliye yakın. Ulaşan, mutlaka bilinen. Belki bir iki tane daha çıkabilir ama Abdülhamit Han'ın bohçasından böyle bir tarihli bir destimal örtüsü çıkıyor ve destimal örtüsü çok kıymetli bir hediye. Yani hem yaşarken kullanılıyor hem de öldüğünüz zaman gidiş çeyizi dediğimiz yani ahirete uğurlanırken de mutlaka bir destimal örtüsü ya çenenizi bağlıyorlar veyahut da sandukanızın üstüne veyahut da kefeninizin üstüne konmak suretiyle sizi ahirete uğurlarken yine bu örtü şey yapıyor, hizmet etmiş oluyor. Hazreti Yusuf'la bağlantısı nedir destimal örtülerinin hocam? Şimdi Hazreti Yusuf malum kardeşleri Mısır'a geldiği zaman işte babasından haber soruyor. Babasının Hazreti Yakup'un gözlerinin artık ağlamaktan ve üzüntüden kapandığı, ama olduğu haberini alıyor. Daha sonra kardeşlerine hediyeler, ihsanlar bulunuyor ve gömleğini çıkartıyor. Diyor ki bunu da babama götürün. Babama hediye edin, babam anlar diyor. Ve hakikaten Hazreti Yakup gömleği alıyor, kokluyor ve gözlerine sürüyor. Ve Allah'ın izniyle Hazreti Yakup'un gözleri açılıyor. Tabii şimdi böyle bir fevkalade bir olay ve Hazreti Yusuf'un gömleğiyle vuku bulan bir hadise, özellikle destimal örtüsünde de bunda bir paralellik sunuluyor. Yani Resulullah Efendimiz'in tenine değmiş olan bir örtünün, bir kumaşın, İnsanlar için de tabii ki bir fevkaladelik sunacağı, onların belki kalp gözlerinin açılmasına vesile olacağı veyahut da onlara bir kutsallık kazandıracağı, bir maneviyat ihsan edeceği konusunda böyle bir inanış var. Yıllar yılı bu şekilde destimal örtüleri dağıtılmış ve destimal törenleri çok büyük ilgiyle karşılanmış. Tabii ki bu bir devlet protokolü olduğu için herkese nasip olmuyor. Nasip olanlar da tabii çok şanslı oluyor. Ta günümüze kadar bu destimal örtüleri ve destimal ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Biz de yine Milli Saraylar bünyesinde son 2 senedir Ramazan-ı Şerif'in 15'inde Hırka-i Saadet açılıyor ve biz Milli Saraylar olarak destimal ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Bugün de destimal yine hediye ediliyor mu katılımcılara? Evet, biz yine destimal ziyaretleri esnasında yaptırmış olduğumuz yine sembolik olarak destimaller hediye ediliyor ve destimaller yine aynı şekilde hırka-i saadetin üstünde bekletiliyor ve bekletildikten sonra yine dağıtılıyor. Şu an vitrinde gördüğümüz destimaller de Osmanlı döneminden mi kalma, sonraki dönemlerden mi? Bu vitrinde gördüğümüz destimallerin hepsi Osmanlı döneminden kalma. Şimdi zaten farklı destimaller var. Özellikle şu ortasında
kelime-i tevhid olan da mesela tarih var. 1329 tarihi var. Şurada gördüğünüz diğer destimaller de daha erken dönemlere ait destimaller. Yine vitrinin son kısmında özellikle destimal kalıpları, ıhlamur ağacından yapılmış kalıpları görebiliyorsunuz. Tabii bu bayağı uzun bir merasim. Yani background'u da var, geçmişi de var. Ondan sonra en sonunda tabii yapılıyor, basılıyor ve ziyaretçilere dağıtılıyor. Geçmişte destimaller sarayda üretilirmiş. Bugün nasıl üretiliyor acaba? Nerede? Şimdi tabii eskiden sarayın içinde ehli hiref dediğimiz bir sanatkarlar grubu var. Dokuma da yine sarayın içinde yapılıyor. Daha sonra her türlü baskı işleri yapılıyor. Yıkanması, aprelenmesi ve gül suyuyla tekrardan bir kokulandırılması. Hepsi Enderun Teşkilatı'nda yapılıyor. Şimdi tabii o tip teşkilatlar olmadığı için dışarıda uygun kumaşlar belirleniyor. Tabii aynı orijinal kumaşlara çok yakın kumaşlar bulunuyor ve dışarıda normal baskı yöntemiyle biz dışarıda ürettiriyoruz onları. Çok teşekkürler hocam. Elinize sağlık. İslam Medeniyetleri Müzesi gerçekten muhteşem bir müze ve biz başka bölümlerde de tekrar size konuk olmak ve seyircilerimize ekranda yansıtmayı çok arzu ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman sizi bekleriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.